Hikmet Genç, devamını getir, gelince konuşuruz. Rus uçağını düşürdüğümüzde çok endişeliyiz, kaygıyla izliyoruz. Türkiye'nin yanlış politikası falan filan deyip eleştirmişti Kılıçdaroğlu. CHP Başkanı değil sanırsın Rus haber ajansı. Türk jeti Akdeniz'de, Suriye karasularına yakın bir yerde vurulup düşürüldüğünde yine Türkiye'yi suçlamıştı Kılıçdaroğlu. Kaygıyla izliyoruz, sorumlu hükümet vesaire. Esed bile bundan fazlasını diyemedi. Türkiye aleyhinde konuşmak, kara propaganda yapmak CHP için vakayı adiyedir. Bunu hep yapıyorlar zaten. Türkiye İran'la karşı karşıya kalsa İran safında yer tutacak herif bile var CHP'de daha ne olsun. Önceki gün Ruslar yine kaşındı. Sınırımızı ihlal ettiler. Erdoğan da açıklamayı yaptı. Sonuçlarına katlanırsınız dedi. Ardından da Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı üstlerde turuncu alarm pilotlara ise olası ihlal ve diğer durumlarda emir beklemeden vurma yetkisi verildi. Diyarbakır'a çok sayıda F-16 savaş uçağı da takviye gönderildi. Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı. Kendi ülkemizin sınırlarının bir başka ülkenin savaş uçağı tarafından ihlal edilmesini asla doğru bulmuyoruz. Eğer angajman kurallarına uyulmuyorsa bunun gereğinin yapılması da bizim beklentimizdir. Bunu Almanya'da bir basın toplantısında söyledi üstelik. Çok şaşırdık. Dün neden düşürdünüz diyen Kılıçdaroğlu bugün ihlal varsa düşürmek gerekir diyor. Bitmedi. Türkiye Cumhuriyeti mülteciler konusunda elinden gelen tüm çabayı göstermiştir. Bütün Avrupa'nın önce bunu bilmesi lazım diyerek devam etti konuşmasına. Hayda! Dün seçim vaadi mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyordu. Ne oldu bu Kılıçdaroğlu'na yahu? Ne olduysa oldu ama inanmamız için yeterli değil. Çok tornistanını gördük Kemal abinin. Devamını getirmeli. Örneğin halkın seçtiği cumhurbaşkanına saygı duyduğunu söylemeli, hakaret etmemeli, kırmızı çizgim var, şöyle şartım var vesaire demeden sivil bir anayasa için samimi bir şekilde çalışmalı. Bir daha maklube yememeli, paralellerle iş tutmayı bırakmalı, Türkiye aleyhinde propaganda yapmamalı, terör örgütüne destek olmamalı, Allah'tan korkmalı, bir de odasındaki Atatürk resmini indirip çöp kutusunun yanına koyan CHP'li vekili bulmalı. Bunları yapsın. Gelince konuşuruz. Hikmet Genç, Yeni Şafak